Rabbimiz Allah Azze ve Celle 33. ayette هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَ Meleklerin gelmesini mi bunlar bekliyorlar? Yahut meleklerin gelmesinden gayrı bir şey bunlar beklemiyorlar biçiminde bir soruyla girmişti 33. ayete. Önceki ders meleklerin gelmesi bahsini, bunların bu durumunu Allah Azze ve Celle'nin böylece özetleyişini ve bunun ne anlama geldiğini, yani vurdum duymazlıklarını, Allah Azze ve Celle'nin tehdidinden nedenli koptuklarını, nedenli umursamadıklarını, artık ne olacağı varsa olsun bizim bundan gayrı bir tercihimiz, bizim bundan gayrı bir yolumuz olmayacak diye kendi inatları üzere diklendiklerini, sürecin bunlar açısından artık ümitsiz bir hal aldığını, dolayısıyla da Allah Azze ve Celle'nin azabı bekliyorlar, başka bir şey beklemiyorlar şeklinde onlardan bahsettiğini konuştuk. Ve böyle bir duruma düşmekten, böylesi ümitsiz bir hale girmekten, Allah Azze ve Celle'nin cezasından gayrı bir şey beklemez, artık kendisine hiçbir şey işlemez bir duruma, hiçbir nasihat, hiçbir ayet, hiçbir uyarı fayda vermez bir duruma düşmekten Rabbimize sığındık, ona sığınırız. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَ Meleklerin böylece gelmesini, gelip onlara azap etmesini yahut canlarını almasını ve benzeri durumları Kur'an'dan örnekledik. İkinci bir ifadesi اَوْ يَأْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ayette yahut senin Rabbinin emrinin gelmesini bekliyorlar. Meleklerin gelmesi daha ziyade ölüm meleğini, ölümü, ölüm halini düşündürmekte. Gerçi meleklerle birlikte gelen azaplar da Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Meleklerin geldiği, dolayısıyla azabın gerçekleştiği durumlar söz konusudur. İlişiğinde bu Allah Azze ve Celle'nin emrini, dolayısıyla cezasını, azabını anlatan ifadeler de aynı ayetlerde söz konusu. Benzer şekilde burada da biri diğeriyle ilişkili bir biçimde verilmiş, meleklerin gelmesini yahut Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Bu vurdum duymazlık onları Allah Azze ve Celle'ye karşı öylesine isyana sürüklemiş ki duruma bakan sanki davetiye çıkarmış gibiler diye değerlendirir. Bir insan bu kadar mı Allah Azze ve Celle'ye karşı asi olur? Ne o, onun emrini, onun azabını mı acele ettiriyor diye düşündürebilir. Hazreti Musa Aleyhisselam kavminin yanına döndüğünde onların Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmeyi terk edip artık buzağıya tapmayı başladıklarını, edindikleri şeklini Samiri'nin oluşturup kendilerine takdim ettiği, sunduğu, işte bu sizin Rabbiniz, هَذَا اِلَٰهُكُمْ وَاِلَٰهُ مُوسَى Musa'nın da ilahı bu. فَنَسِيَ unutup gitmiş diye onlara sunduğu buzağıya onlar tapınca, Hazreti Musa Aleyhisselam dönüp onların bu durumunu gördüğünde وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى اِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفَى üzgün ve öfkeli bir halde قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي benden sonra ne kötü bir şekilde arkamda benden sonra yerimi tutmuşsunuz. Gerimde, yani geride bıraktıktan sonra ben sizi, ne kötü iş yapmışsınız. بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي dedikten sonra öyle diyor. Diyor ki اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ siz Rabbinizin emrini mi acele ettiriyorsunuz? Yani Allah Azze ve Celle bir an önce bize azap etsin mi demek istiyorsunuz? Bu ne hal? Bu ne vaziyet? Bu işinizle siz sadece Cenab-ı Hakk'ın biz azabını umursamıyoruz. Varsın, ne yapacağı varsa yapsın demiş oluyorsunuz. اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ Rabbinizin emrini mi acele ettirdiniz? Dolayısıyla ayetten anlaşılıyor ki Allah Azze ve Celle'nin emri
yahut Allah Azze ve Celle'nin emrinin gelmesi yahut başka ayetlerde Allah Azze ve Celle'nin kendisinin gelmesi, bunlar bir azaba, bir hışıma, bir cezaya tekabül ediyor. Hatırlarsanız 26. ayette Nahl suresinin قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, onlardan öncekiler de Allah Azze ve Celle'ye karşı taşkınlık ettiler, plan kurdular. Ondan ayrı bir hayat tanzim etmeye, Resulüne karşı onun tebliğini, onun risaletini boşa çıkarmaya girişimde bulundular da فَاَتَ اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ, Allah onların binalarına kaidelerinden geldi. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ, tavan üzerlerine çöktü. وَاَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ, ve azap böylece onlara hiç ummadıkları, hiç hissetmedikleri, sezmedikleri bir yerden gelip çattı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu ayette zatını kastederek Allah onların binalarına kaidelerinden geldi deyiveriyor ve anlattığı hadise o kavmin helak edilmesi, binalarının yerle bir edilmesi, tavanın üzerlerine çökmesi ve azabın kendilerini sezmedikleri, ummadıkları bir yerden gelip kuşatması. Dolayısıyla benzer ayetlerde meleklerin gelmesi, Allah Azze ve Celle'nin emrinin gelmesi yahut Allah Azze ve Celle'nin kendisinin gelmesi. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ, bunlar Allah'ın kendilerine buluttan gölgeler içerisinde gelmesinden gayrı bir şey beklemiyorlar. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ, ve meleklerin gelmesinden gayrı bir şey beklemiyorlar. Dolayısıyla benzer bir ayet, benzer bir ifade, benzer bir umursamazlık ve Allah Azze ve Celle'nin azap tehdidi, bu kez zatını doğrudan gelmekle buluttan gölgeler içerisinde onların yanına varmakla tehdit ediyor. Bir benzer ayette yine bulut içerisinde bulutla birlikte gelen azabı Cenab-ı Hak anlattığı ayette فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ, onlar onu bir karaltı, bulut şeklinde görüp kendi yurtlarına doğru yönelmiş görünce قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا, sevindiler. Dediler ki bu bize yağmur bırakacak yüklü bir buluttur. Allah Azze ve Celle de diyor ki بَلْ هُوَ مَسْتَعَجَلْتُمْ بِهِ, o acele edip durduğunuz şey رِيحٌ ف۪يهَا عَذَابٌ اَل۪يمٌ, bir rüzgar ki içinde elim bir azap var. تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ, her şeyi yakıp yıkıyor. بِأَمْرِ رَبِّهَا, Rabbinin emriyle. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle gelen bu azabı kendi yine emri olarak tarif ediyor. بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ, sonrasında baktığında geride evlerinden başka bir şey göremezdin. Yani hareketlilik tamamen kaybolmuş, canlılık tamamen ortadan kalkmış, sadece kalıntı binalara yerini bırakmış. O canlı mesken, o hayat dolu yerleşke geride sadece bina kalıntılarından ibaret. فَاسْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِلْ قَوْمَ الْمُجْرِم۪ينَ, İşte biz mücrim kavmi böyle cezalandırırız. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ, İşte Rabbinin yakalaması böyledir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu işi kendisinin yaptığını, اَخْذُ رَبِّكَ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمًا, zalim bir yerleşkeyi Rabbin yakaladı mı, işte böyle yakalar. اِنَّ أَخْذَهُ أَل۪يمٌ شَد۪يدٌ, onun yakalaması hem can yakıcıdır, elem doludur, hem de pek şiddetlidir.
İnne fî zâlike le ibreten limen khâfe azâbel âhire. Bunlarda ahiret azabından endişe eden, korkan kimseler için ibretler var. Cenab-ı Hakk'ın dünya hayatındaki gönderdiği bu emri yahut kendi gelmesi şeklinde tarif ettiği yahut meleklerini göndermesi şeklinde tarif ettiği bu azaplarda ahiret azabından yana endişeye kapılan kimseler için bir örneklik, bir numune var.